Merhaba canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta aranızı açmaya geldim dedi diye bir deyiş paylaşmak istiyorum. Şimdi İsa ruhuyla selamet getirmeye geldi diye biliyoruz ki bu doğru. Ama bir yerde şöyle bir ifade kullanıyor. Aslında ben selamet getirmeye değil, husumet getirmeye geldim. Babayla oğul, anayla kız arasını açmaya geldim diyor. Çok enteresan. Diyor ki öz kızın, öz oğlun seni satacak. Anan baban sana ihanet edecek. Ev halkın sana düşmanlık güdecek. Yani aranızı açmaya geldim. Yani şöyle bir şey. Tabii ki maksat husumet, maksat düşmanlık değil. Ama mesela bir evde, aynı evde siz belki birkaç kişi daha doğru yolu seçmişsiniz. Yoldan gideceksiniz. Yani hani dar kapıdan gideceksiniz, engebeli zor yoldan gideceksiniz. Ama aynı ailede mesela sizin başka aile fertleriniz, hayır bu yoldan gitmeyeceğim, kolayını bulmak istiyorum, işte engin rahat bir yol varken niye bu zor yoldan gideyim der ve mecburen ne oluyor? Bir ihtilaf oluyor. Yani en azından bir anlaşmazlık oluyor. Tabii ki dua ediyoruz ki bütün aile fertleri İsa'nın yolundan gitsin ki selamet var, hayat var bu yolda. Ama kaçınılmaz olarak böyle bir anlaşmazlıklar olacaktır. Evet, bu deyişi bir paylaşayım. Sözünü sakınmaksızın husumet getirmeye geldim dedi. Şahımız sözünü sakınmaksızın husumet getirmeye geldim dedi. Babayla oğlun veya anayla kızın dost aranızı açmaya geldim dedi. Babayla oğlun ve anayla kızın dost aranızı açmaya geldim dedi. Kızın öz oğlun seni satacak. Anan ve baban ihanet edecek. Öz kızın öz oğlun seni satacak. Anan ve baban ihanet edecek. Ev halkın sana düşmanlık güdecek. Dost aranızı açmaya geldim dedi. Ev halkın sana düşmanlık güdecek. Dost aranızı açmaya geldim dedi. Her can dayanamaz, bu muhalefeti hiç katlanamaz. Kervanım buna her can dayanamaz, bu muhalefeti hiç katlanamaz. Bu
bu kadar zorluğa kabul edemez dost. Paranızı açmaya geldim dedi. Bu kadar zorluğu kabullenemez dost. Aranızı açmaya geldim dedi. Evet, Hercan bu kadar zorluğa dayanamıyor. Ama biz dayanalım çünkü sonuna dayanan kurtulur. Evet. İnşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun kanalıma. Yorum da yazın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgide kalın. Barışta kalın. Esen kalın.